Günümüzün yapılması en zor işlerinden biri esnaflık olsa gerek. Esnaflar memurların aksine güne eksiyle başlarlar. Önce kira, sigorta, vergi gibi sabit giderler kazanılacak, sonrasında ancak kâra geçilebilecektir. Üstelik bunu her şartta başarması gerekiyor. Yağmur, kar, kış, ilan edilen tatiller, krizler. Zorluklar bununla bitmiyor. Her köşe başına açılan ve her esnafın tabanca ürünlerini satarak işini mundar eden marketler, şehir içlerinde ve dışlarında faaliyet gösteren AVM'ler ve internet TV satışları. Hepsi de serbest piyasa adı altında yıllanmış esnafları sermaye ve teknoloji üstünlüğü ile yok ediyorlar. Esnafın istediği ise herkesin kulları ayrı olsun, kimse kimseyi bitiremesin. Yasalarla herkesin hukuku korunsun. Ama nafile. Akışa öyle kapanılmış ki güçlü olan haklı oluyor. Dolu dolu 15 senedir yapıyorum bu işi, 16 sene. Her geçen sene zorlaşıyor. Dünya bambaşka bir yere gidiyor, zorlaşıyor. Her meslek dalında küçükler yok oluyor ufak ufak. Arkadaşım söylemiş kölelik geri geldi diye. Yani orta direk yıkıldı. Efendiler var, köleler var. Bizim gibi küçük esnaf, kendi yağıyla kavrulabilen adamlar yavaş yavaş yok oluyor. İşimi de sevdiğim için biraz inat ettim. Bizim birçoğumuzun evde yapmaya üşendiği porselen demlikte çay yapıyorum. Yani zor. Ya sadece benim işim değil, küçük esnafın her sektörde işi zor. Halk arasında şey vardır işte, kendi işinin patronusun, kendi işini yapıyorsun falan, avantajları sayılır ama avantajlarından bence çok daha fazla dezavantajları da var. Yani bir kere mesaimiz belli değil, cumartesimiz, pazarımız. Şöyle söyleyeyim, 2016'dan beri ben hiç 48 saatten fazla tatil yapmadım yani. 3 gün tatil yapmamışım. O kimin sözüydü şimdi hatırlayamıyorum ama ya işinizi sevin ya sevdiğiniz işi bulun. Yani ben işi sevdiğim için inatla devam ediyorum. Bir ara bir yerde okumuştum. Bir bilardo masasının etrafında yarım saatlik bir oyunda en az 5 kilometre yürünüyor diye okumuştum. Yani oradan doğru orantıyla gidince ben 15 kilometrenin altında yürümüyorumdur diye yani tahmin ediyorum yani. Gelecekten ümitli misin? Umutsuz yaşanmıyor Nazım Hikmet'in dediği gibi, yani umudu var büyük insan. Umutsuz olmuyor. Bu şartlar altında bir esnafın kendini güvende hissetmesi mümkün olamaz. Zamanla esnaflık tercih edilmeyen bir meslek grubu olacaktır. Oysa esnaf maaş istemez, sigorta istemez, prim istemez. Asbelkader vergi verir, yükü azdır. Bu yönleriyle özendirileceğine sahip çıkılmayarak gözden düşürülüyor.